Arkadaşlar selam, uzun bir aradan sonra hepinize merhaba. Bitenler videosuyla karşınızdayım. Aslında bugün için iki hedef videom var. Umarım çekebileceğim. Şimdi şöyle neler bitirmişim, ben onları poşetimden çıkarırken bir yandan da birçok kişinin çok sabırsızlıkla merak edip sabırsızlıkla beni sürekli taciz ettiği çekiliş videosuna geleyim. Yapmadım, bir süre yapmayacağım çünkü çok sinirliyim. Daha önce çekiliş videosuna gönderdiğim birkaç ürün, gönderdiğim ürünler kabul edilmemiş, kargolar geri dönmüş, minik bir ödeme çıkmış ve ödemeden dolayı kabul edilmeyip ürün bana geri gelmiş. Gelmiş diyorum çünkü alacak olan kişi bana haber dahi vermedi. Kargodan geçen gün bir mesaj geldi, şu kadar ödemeniz var, yapın, şu kargo geri dönmüş, ödemeden dolayı kabul edilmedi diye. Bu kadar da olmamalı. Çok çok minik miktarda bir ödeme çıkmış ve kabul edilmemiş. Sonra diğer yaptığım çekilişte ürün gitti mi gitmedi mi bilmiyorum, aldım diye bir tenezzül edip haber bile verilmedi bana. O yüzden çekiliş videosunu kapatacağım. Çekilişi yapıp bir kişiyi belirleyip göndereceğim. Sinirlerim çok bozuk. Yani o yüzden birkaç gündür böyle kendim gerçekten mi? Hani video falan çekme artık, salla gitsin yani, ne için? Ne yapıyorsun? Sen o kadar veriyorsun, para verip ürün alıp insanlara gönderiyorsun ve tenezzül edip sana bir haber dahi vermiyor. Yani bilemiyorum. Ama sonra da şunu düşündüm. Hayır dedim, benim orada güzel fikir alışverişi yaptığım, ilişki kurduğum insanlar da var. O yüzden yani şimdilik çekiliş videosu ile ilgili hiçbir şey sormayın lütfen, rica edeceğim. Ben çekilişi yaptığımda kazananı zaten bir şekilde ulaşıp yorum yazıp haber veririm. Ama bugünlerde olmayacak kesin. Çünkü daha gidip online'dan bir yerden bir şeyden ödeme yapmam gerekiyor. Neyse, ben bu ayın bitenlerine geleyim. Bu ay aslında çok fazla ürün bitirmedim. Saç ürünüm var, şampuanlarım var. Şampuanlarımı değiştirdim. Bir süredir farklı, daha böyle market markasına geçtim. Daha ekonomik ve daha iyi oldu benim için. Fena değil. Saçlarımın gidişatı gayet iyi. Şampuanlardan başlayayım. Ashley Joy'un şampuanını kullandım. Derinlemesine yoğun onarıcı şampuan. Aloe vera ve biberiye var içinde. Doğal ve parabensiz bir ürün. 400 ml'lik bir ürün. Bu şampuanı bence boyalı saçlı, çok aşırı yıpranmış, saçında yoğun işlem olmuş, çok kuru saçlar kullanmalı. Benim gibi saçınızda herhangi bir boya, bir işlem yoksa bu sizde ağırlık yapacaktır. Yıkadıktan sonra hani böyle bir ferahlığı olur, saçınızın bir şeyi olur, bunda o olmadı. Böyle ağırlık yaptı saçımda gerçekten. Hani böyle iniyor saçlar, şey oluyor. Bana çok uygun değil. Dediğim gibi daha kuru ya da yoğun işlem görmüş saçlarınız varsa okey. Head & Shoulders'a geçtim. Head & Shoulders bir market ürünü. Ben bir de bu bende kepek yaptı. Az önce gösterdiğim Ashley Joy bende kepek yaptı. Kepek probleminden dolayı Head & Shoulders'a geçtim. Tatilde birkaç gün kız kardeşimle kaldım. Kız kardeşim bunu kullanıyordu. Çok memnun kaldım. Orada denedim. Memnun kaldım ve sonra ben de bir sürü model çeşidini almaya karar verdim. Kokuları çok güzel. Yenilenmiş bir sürü çeşidi var. Bu da onlardan biri. Derinlemesine temizlik, saç derisi detoksu, deniz mineralleri ile. Ferah bir koku, mentollü naneli gibi bir ürün. Saçınızı böyle, saç derinizi bir ferahlattığını hissediyorsunuz. Hava çok karanlık bu arada, inşallah beni görebiliyorsunuz. Bir yandan monitöre de bakıyorum. Güzel saç derisini ferahlatan ve kepek oluşumunu hemen böyle durduran, saçlarımı temizleyen bir ürün oldu. Çok beğendim ben bunu. Birçok modelini de aldım, kullanıyorum farklı çeşitlerini de. Marketlerde çok çok uygun fiyatlara bulabiliyorsunuz bunları. Ve sonrasında limon ferahlığını bitirmişim. Birçok çeşidini aldığımı söylemiştim. Limon ferahlığı da güzel, yağlı saçlar için bir şampuan. Bu da güzel böyle bir ferahlatıyor saçlarınıza. 24 saat kepeksiz, yani kepek sorunu için almıştım bunları ve şükür şu an bir sıkıntım yok onlarla ilgili. Gayet iyi gidiyor. Saçtan devam edecek olursam, saçıma yaptığım tüm bakım yıkamak ve şu saç yağlarını kullanmak. Haskın keratin içeren saç bakım yağı bu. Şu tüp bana bir ay gidiyor arkadaşlar.
saçlarımı şuradan itibaren yani diplerine olmamak kaydıyla biraz alıp böyle elimde ısıtıp sonra ıslakken taramadan saçıma uygulayıp sonrasında tarıyorum. Saçıma yaptığım tüm bakım bu. Memnunum, bu yağlar gayet güzel. Husk'ın sanırım Trendyol'da büyük boy ürünleri de var. Bu küçüklerden ben bayağı bir alıp böyle gratis indirimlerinde stoklamıştım. Evimde şu an var. Bir iki tane daha var herhalde. Henüz bitmedi. Ama bittiğinde tekrar almayı düşünebileceğim yağlardan ya da aklımda farklı bir kara markası var. Bütçeme uygun gelirse alabilirim. Bunların da fiyatları son zamanlarda yükseldi. Güzel bir yağ. Yani saçınızı çok yağlı, ağır bir his yapmıyor. Kolay taranmasını sağlıyor. Kokuları çok güzel. Eğer ki ısıyla işlem yapıyorsanız föndür, düzleştiricidir, maşadır. Koruyor da saçınızı. Bence gayet ideal. Geldim sabuna. Talya'nın sabunları, bunun yeni çeşitleri çıkmış. Hatta dün akşam baktım. Şimdi bunları kullanıyorum. Bittiğinde ne alabilirim diye. Şu an fiyatları 22 lira civarındaydı ki günümüz fiyatlandırmasında bence gayet uygun fiyatlar bu. Olimpia'nın kokusu ve gerçekten birebir aynı diyebilirim. Talya çok güzel sabunlar yapıyor. Cildinizi herhangi bir şekilde tahriş etmiyor ve gerçekten parfüm gibi kokuyor. Parfüm gibi kokulara hassasiyetiniz varsa benim gibi ya da koku hassasiyetiniz varsa, güzel kokusunu istiyorsanız şu an kokuyu bile kutuyu açtığımda buram buram parfüm kokuyor. Şöyle bir kutunun içine geliyor. Anlatamam size şu anki kokuyu. Şöyle de işte içeriğindekiler yazıyor. Fresh notalarla bilmem ne bilmem ne. Birçok ünlü markanın sabununu yapmışlar bu şekilde ve kokular birebir aynı. Almak istediğim diğerleri de var. Şimdilik bunu kullanıyorum. Bittiğinde diğerlerini de alacağım. Yves Rocher'in bir tane rolonu. Bu olduğu yerde bozulmuş ki bir yıl oldu mu açalı bilmiyorum da. Wow! Çok pis kokuyor. Almayı düşünmüyorum bir daha Yves Rocher'den çünkü bu ay alışveriş videosunda da göstereceğim. Farklı deniyorum. Bunlar güzeldi fakat gene ter kokusu yapıyor. Hani terliyorsunuz zaten, teri önlemesin, okey, kokuyu önlesin diyorsunuz. Ya da pis bir koku oluyor ya bunları kullandığımda, bilmiyorum. Hoş değil yani, çok hani güzeldi birçok şeye göre. Evet, tahriş etmiyor, cildinizi hassasiyet yapmıyor, kaşındırmıyor, yakmıyor, batmıyor gibi gibi kimyasalları yok. Fakat pis de bir kokusu oluyor, bilemiyorum. Ya da bu modelinde mi öyleydi onu da bilmiyorum. Zaten Yves Rocher'e gitmiyorum. O yüzden bir daha almayı düşünmüyorum. Dediğim gibi bu ayki bitenlerim çok çok böyle uzun değil, kısa minnak şeyler bitirmişim. Hemen geliyorum Mary Ann May markasının Rose Collagen Mist Serumuna. Bu hem makyaj altına, makyaj üstüne cildinizi nemlendirmesi için, canlandırması için, bir ferahlatması için. Ben bunu sabahları kullandım. Cilt bakım rutinlerimde gördüğünüz çift fazlı, bir kısmı pembe, bir kısmı beyaz, şöyle çalkalayarak kullandım. Yüz mistim çok güzeldi. Güzel bir ferahlık veriyordu. Böyle bir ah, kendinize geliyorsunuz sabahları. Tekrar almayı düşündüğüm bir ürün. Ürünle ilgili birkaç video geriye giderseniz inceleme videosunda daha detaylarını da bulabilirsiniz. İşte içeriğindeki gül özleri bilmem ne bilmem ne bilmem ne yazıyor. Sevdiğim markalardan biri, bittiğine üzüldüğüm bir ürün ama çok güzel de bir üründü. Sonrasında gene Mary Ann May'in, aynı markanın, çay ağacı yağı ve Hatunia Cordata içeren, bu da gene yağlanmayı, yağı baskılayan bir temizleyicisi. Yağlı ciltliyseniz, gözenek probleminiz varsa, cildiniz çabuk yağlanıyorsa, hemen sivilce çıkarıyorsanız mutlaka bu ürüne bir göz atın. Aynı serinin kremini de bitirmiştim. Ondan da çok memnun kaldım. Jel yapı da güzel, hafif bir kremdi. Aynı markanın aynı serisi de, temizleyicisi de çok güzeldi. Temizliyor, yağlanmayı baskılıyor. Diğer temizleyicileri kullanınca bunun farkını anlayabiliyorsunuz. Çay ağacı yağıyla güzel anlaşabiliyorsanız tavsiye edeceğim ürünlerden, tavsiye edeceğim markalardan bir tanesi. Ben çok memnun kaldım. Güzeldi, güzel temizledi, güzel yağı dengeledi. Özlediğim bir ürün. Tekrar almayı düşünebileceğim bir ürün. Elimdeki ürünler bittikten sonra. Dediğim gibi, benim gibi yağlı, gözenekli, yağlanmaya çok meyilli bir cildiniz varsa bu tarz ürünlere göz atabilirsiniz. Son olarak Manyo'nun Galacniacin 2 Essence'ını bitirmişim. Bunu ben
her sabah kullandım. Her sabah düzenli kullandım. Bazen zor geliyor, akşam rutinini geçebiliyorum fakat sabah atlamıyorum hiçbir zaman. Bu ürünü 5 ayda bitirdim arkadaşlar. Düşünün konsantrasyon, yani şeyini, ne kadar konsantre bir ürün olduğunu düşünün. Güzel bir üründü. Ben çok memnun kaldım. Niasin benim cildime iyi geliyor, yatıştırıyor güzel. Eğer ki kış aylarında leke için ya da işte retinol kullanıyorsam, leke serumu kullanıyorsam sabahları bununla böyle güzel bir sakinleştiriyorum cildimi. İyi geliyor. Niasin her zaman bana iyi gelen içeriklerden biri. İşte gözeneğiniz varsa, böyle leke meyilliyseniz güzel cildinizi sakinleştiren, toparlayan, bakım yapan, yenileyen bir serum tekrar almayı düşünebileceğim çok güzel bir serum. Bu bitenler bu kadar olsun. Dediğim gibi çabuk böyle hızlı toparlamaya çalıştım. Hava kapalı. Umarım siz bir şeyler görebildiniz. Umarım ben anlatabildim. Bu ayın bitenleri bu kadar olsun. Zaten Şubat 1-2 gün sonra bitiyor. Ne kaldı şunun şurasında? Ben hemen videoyu montajlayıp yayına koyacağım ve sonrasında bu ay yeni denediğim ürünlerden size bahsetmek istiyorum biraz. Onlar hakkında konuşalım. Bu ayın bitenleri bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.